Murat Bey? Yani o çok önemli bir eksen. Kimileri bunun bir eksen olup olmadığı konusunda şüpheleri var, eleştiriyorlar. Bir o Katar sorusunu yoksa bir eksen mi? Yani şöyle bir eksen ama kuşkusuz bir eksen. Askeri bir eksen oluşabilir. Çünkü yani kolay değil. Türkiye'yi 10 yıl, 15 yıl önceki Türkiye'yi düşündüğünüzde gerçekten askeri gücünü sadece kendi sınırları içerisinde tutan bir aktördü. Şimdi Katar'daki Halid Bin Velid değil mi? Üssü'nün adı. Öyle bir isim. Orada 5000 o da tarihte Hazreti Peygamber döneminde değil mi? Evet. Önemli komutanlardan bir tanesi. Orada 5000 tane Türk askeri şu anda var. Ya da o sayıya ulaşacak bir şekilde. Üssün etrafı genişleyecek. Bu hem Türkiye'nin bölgeye yönelik bir yeni bir güç projeksiyonu politikasının bir parçası. Ama aynı zamanda Katar açısından düşünüldüğünde de güvenliğini bir iç istikrarı ve bölge aktörleri karşısında Türkiye'yi bir dış dengeleyici olarak görüyor. Suudi Arabistan'la yaşanan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle yaşanan sorun dikkate alındığında orada Katar hakikaten Türkiye sayesinde güçlü bir pozisyon ortaya koyabildi. Tabii. Ki şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bile Katar konusundaki Suud tavrından önemli ölçüde değişti. Yani Türkiye müdahale etmese Katar emirlerini bir darbeyle devirebileceklerdi. Yani bu eksen önemli ama tabii o eksenin de bölgedeki konularda şu anda çok ciddi bir birliktelikleri var. Murat Yeşiltaş, bir yandan da ekranlara da yansıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'da, yönetmenimden rica edeyim o görüntüleri ziyaret ettiğimde onun üzerine de burada hem ekonomik bir ilişki söz konusu Katar'la Türkiye arasında. Evet. Türkiye'nin savunma sanayisinin önemli alıcılarından bir tanesi. Karşılıklı ama değil mi bu karşılıklı ilişki? Bir süreç söz konusu. İkincisi siyasi konularda, bölgesel siyasi konularda bir ortaklık söz konusu. Libya'dan Yemen'e kadar ciddi bir ortaklık, Suriye'de ciddi bir ortaklık. İşte Mısır'daki sürece dair İhvan karşıtı bölge siyaseti konusunda önemli bir aktör. Ama giderek de bir askeri eksene dönüşmeye başlıyor. Bu tabi bölgede Suudi Arabistan'ı çok ciddi anlamda rahatsız ediyor. İran'ı ciddi anlamda rahatsız ediyor. Peki bu eksene yeni ülkeler eklenebilir mi? Var mı böyle adaylar? Küçük körfez ülkeleri bu eksenin içerisine dahil olmasa bile bazılarının dışarıdan bu eksene iyi olumlu baktığını söyleyebiliriz. Yani burada en iyi ilişkiler kuvvetli hem Katar'la hem Türkiye'yle. Ama onun dışındakilerle bir rekabet söz konusu. Peki sahada